İngiltere Premier Lig'in 37. haftasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Fulham Craven Cottage'da Manchester City'yi konuk ediyor. Ben spikeriniz Oğul ve sizlere bu maçta yardımcı olmaya çalışacağım. Keyifli seyirler şimdiden. Maça Manchester City başlıyor Erling Haaland'ın vuruşuyla. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Tekrardan Bernardo Silva ile oynadı. Silva. Bernardo Silva'dan Jack Grealish'e. Tekrar Bernardo Silva. İyi bir oyun kurdular orada. Araya bir pas Tosin kademeye girdi. Harry Wilson. Topla birlikte ileriye gitti. Fulham'da ama Guardiol kademede. Jack Grealish. Tabii Şampiyonlar Ligi'nden de elenince Manchester City onlar için tek kullar artık Premier Lig oldu ve buranın şampiyonluğunu çok istiyorlar. Bernardo Silva iyi geliyor Manchester City. Bu arada Manchester City'nin 11'i de ekranlarımıza yansıyor şu an. Ederson, Walker, Diaz, Akanji, Guardiol, ortada Rodri, Silva, De Bruyne, Foden ve en uçta Haaland ve Jack Grealish oynayacak. Palinha. Pas. Harry Wilson. Kastanya topu kaybetti. Kevin De Bruyne ile geliyor şimdi Manchester City. Kevin De Bruyne geçemedi Kearney. Palinha. Kastanya. Kearney. Kearney'nin pası Andreas. Kastanya. Harry Wilson. Coşku Guardiol kademeye girdi. Jack Grealish de şimdi Manchester City hücumunu izleyeceğiz. 13. dakikada Manchester City en son resmi müsabakalarda Real Madrid'e yenilmişti penaltılarda. O zamandan beri full galibiyetle ilerliyor İngiliz ekibi. Kearney, Alex Iwobi, kademede Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Haaland, Phil Foden, ortada Bernardo Silva, iyi bir üçgen Rodri. Sağ tarafta Kyle Walker. Şimdi Manchester City geliyor. Robinson pası engelledi. Taç atışı kullanacak Manchester City. Rodri. Pas Ruben Dias. Dias Akanji'ye vermedi. Döndü. Ortada Rodri. Kevin De Bruyne. İyi bir paslaşma var orada. Bernardo Silva ile geliyor Manchester City. Bernardo Silva herkese akart etti. Jack Grealish'i gördü kenarda. Jack Grealish. Haaland. O da içeriye kat etti. Erling Haaland pasını Jack Grealish'e gönderdi. Jack Grealish topla oynadı. Tekrardan Haaland. Phil Foden. Manchester City akın akın geliyor ama şu ana kadar gol bulamadılar. Kevin De Bruyne. Rodri'nin vuruşu son anda savunma. Kaleci Bernd Leno topu aldı. Hakem Anthony Taylor faul var dedi ancak Leno'da kalınca top avantaja bıraktığını söyledi. Rodrigo Muniz topu kaybetti. Tekrardan aldılar bu arada. Fulham hücumunu göreceğiz. Şimdi Craven Cottage'da. Palinha. Sağ taraftan bindiren Kastanya. Kastanya'nın pası. Harry Wilson bıraktı. Andreas Pereira ve gol. Fulham 1 Manchester City 0. Andreas Pereira. Geçiyor Fulham kendi sahasında Manchester City önünde 28. dakikada iyi bir hücum Kastanya bıraktı Harry Wilson'a. Harry Wilson'dan çok güzel bir pas ve Andreas Pereira. Sonuç maçını kazanamayan Fulham bugün önde. İlk sahada da kazanamama serileri 3 maç. Bakalım. Zorlu Manchester City önünde bunu bozabilecekler mi? Kevin De Bruyne. Topla birlikte ileriye gitti. Hızlı bir santra vuruşu. Maçın başından beri akın akın Manchester City hücumları ancak tek pozisyon tek gol. Fulham 1-0 önde. Çok güzel bir pas Coşku Guardiol'dan ama Kastanya girdi kademeye. Andreas Pereira ile şimdi hücum kurmak istiyor Fulham. Rodrigo Muniz ile paslaştı Andreas Pereira. Sağ tarafta Harry Wilson'ı görmek istedi ama bu sefer de kademede Coşku Guardiol var. Jack Grealish'ten bir topuk pası Coşku Guardiol'a. Ortada Kevin De Bruyne.
Rakip yarı sahadan kendi yarı sahasına kadar kovaladı onu Fulhamlı oyuncular. Bernardo Silva. Manuel Akanji'den Kevin De Bruyne. Rodri. Pas çok güzel. Foden. De Bruyne tek pas. Son anda savunma. Andreas Pereira'dan Harry Wilson'a. Harry Wilson'dan sol tarafta Axel Iwobi. Iwobi geçti rakibini. Iwobi çevirdi. Harry Wilson Kyle Walker karşısında bıraktı Robinson'a. Robinson son anda savunma. Ederson vurdu topu ileriye. Phil Foden. Fulham tribünlerinin inanılmaz güzel bestelerini dinlemeye başladık artık yavaş yavaş. Bernardo Silva ile geldi şimdi Manchester City. Haaland. Topun kontrolünü sağladı. Erling Haaland. Pas çok güzel Kevin De Bruyne. Haaland biliyorsunuz gol krallığında da müthiş işler başardı. Son maçta 4 golü var Erling Haaland'ın. Manchester City'nin Wolves'u 5-1'lik yendiği maçta. Iwobi. Andreas Pereira bıraktı. Kearney. Kearney %100 gol pozisyonu çevirdi. Rodrigo Muniz. İlk kere bitmek üzereyken Fulham farkı 2'ye çıkartıyor. Rodrigo Muniz. Manchester City şokta. Guardiola şokta. Belki de şampiyonluk için çok büyük bir yara alacaklar. Bu sezonki bu müsabakadaki golünü de sayarsak 10. golü Rodrigo Muniz'in. Fulham 2-0'a taşıdı skoru Craven Cottage'da. Guardiola iyice sinirlendi ama şunu biliyoruz ki Manchester City'nin kalitesi bu müsabakayı döndürmek için çok yeterli. Derken Anthony Taylor ilk yarıyı bitiriyor. Anthony Taylor'ın son düdüğü. Manchester City ilk yarıda 2-0'lık şok bir yenilgiyle devre arasına gidiyor. Günün en verimsiz ismi yeni kuruluşa göre Kevin De Bruyne oluyor. İkinci yarıya Fulham başlıyor. Rodrigo Muniz'in vuruşuyla. Kearney. Yerde. Avantajı bırakıyor Anthony Taylor. Bezzi. Pas Palinha. Kearney. Tekrar Palinha. Tosin. Axel Iwobi. Palinha. Tekrar Iwobi. Pas çok güzel Andreas Pereira. Manuel Akanji kademede. 50 dakika geride kaldı. Son 40 dakikanın içerisindeyiz. Kayıp zaman haricinde şu ana kadar Manchester City bugün büyük bir bölümünü topa sahip olmadı ve pozisyonda önde kapatsa da skor olarak 2-0 geride. Haaland şimdi çok güzel bir tek pas Foden'a. Foden'a karşı kaçtı Haaland. Haaland bıraktı. Bernardo Silva. Haaland oyun kuruyor şu an adeta. Bernardo Silva yerde. Tekrar kalktı Tosin'in müdahalesi. Top Fulham'da. Muniz. Muniz'e karşı duvar oldu. Manchester City'li oyuncular. Bernardo Silva ile geliyor şimdi. Manchester City. Jack Grealish. Offside yok. Rodri. Derken evet çok geç kalktı. Ama tabi biliyorsunuz pozisyonun bitmesini bekliyor. Hakemler. Mutlak gol pozisyonunun ona ermesi gerekiyor. Offside bayrağının kalkması için Rodri de buna bir tepki gösteriyor ancak kural bu. En direkt atışı kullanacak Bernd Leno Fulham'da. 57. dakikadayız. İyi bir oyun var ancak galibiyet edecek mi bilmiyoruz. Londra'da belki de Manchester City için bu sezonun en kötü sonucu olacak çünkü maç eksiğiyle Arsenal 1 puan önünde Manchester City'nin ve bu skor olursa Manchester City zor işler yaşayabilir. Arsenal 1 puan önüne geçecek City'nin.
60 dakikayı noktaladık. Maçın 3'te 2'lik dönümü sona erdi. Manchester City hala Fulham düğümünü açabilmiş değil. Joshko Gvardiol'un pası şimdi Jack Grealish. Manchester City geliyor. Jack Grealish'te. Topuk pası Joshko Gvardiol'a. Gvardiol geçemedi rakibini. Fulham yine oradan iyi çıkarttı topu ama Manchester City Fulham yarı sahasından Fulham'ı çıkartmadı. Erling Haaland offside. Bir offside daha ve oyuncu değişikliği var. Manchester City'de Kyle Walker kenara gelirken Kovacic oyuna giriyor. Muhtemelen Guardiola Gvardiol'u sol bekten stopere çekecek ve üçlü bir düzene geçecek. Çünkü Mateo Kovacic bir orta saha oyuncusu. Walker ise hepinizin bildiği gibi bir kanat. Evet. Şu an tam da dediğimiz gibi oldu. Manchester City'de Gvardiol, Akanji ve Ruben Dias üçlüsü stopere geçti. Kovacic Rodri'nin yanında olacak. Artık Guardiola daha da gol isteyecek. Son 22 dakika içindeyiz ve 2-0'lık skor devam ediyor. Axel Iwobi. Pas. Robinson bindirdik köşeden. Rodrigo Muniz. Düşmedi Muniz. Kerni'nin şut şansı var. Kerni vurdu Rodri. Rodri de ara ara hem orta sahada oynuyor hem de savunmasına yardım ediyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Kovacic. Uzun bir top. Bernardo Silva kontrol etti topu. Son 17 dakikanın içerisindeyiz. Manchester City hala gol alıyor ama golü bulamadı şu ana kadar Manchester City. Guardiol yerde ve Anthony Taylor foul noktasını gösterdi. Eddie Wilson'a da geldi Anthony Taylor'dan. Sarı kart. Çok sert bir hareket. Coşku Guardiol yerde kalmıştı. Rodrigo Muniz kenara geldi. Raul Jimenez. Çok büyük bir alkış Muniz'e. Premier Lig'deki 10. golünü Manchester City'ye atmış oldu. Kevin De Bruyne yolladı içeriye. Palinha karşıladı topu. Axel Iwobi. Önü bomboş. Harry Wilson gidiyor. Harry Wilson gidiyor. Kimse yakalayamadı onu. Harry Wilson. Şimdi Joshko Gvardiol peşinde. Harry Wilson çevirdi. Axel Iwobi topu kaybetti. Rodri. Manchester City bir kontra atak arıyor ve bayağı da boş yakaladılar. Jack Grealish. Verdi pasını Erling Haaland. İyi bir pas ama Robinson. Fulham bir diğer Londra takımına belki de liderliği hediye edecek bugün. Foden bıraktı Erling Haaland. Şut şansı var. Haaland vurmadı. Adeta dona kaldı Haaland. 8 dakika kaldı artık. Axel Iwobi. Raul Jimenez. İyi geldi Fulham. Önü bomboş. Andreas Pereira vurdu ve gol. Fulham 3, Manchester City 0. Guardiola şokta. O kadar uzun zamandır yenilmiyorlar ki Fulham'a. 2011'den beri Fulham'la hiç berabere kalmadı Manchester City. Fulham en son Manchester City'yi 2009'da yenmişti. Bugün Craven Cottage'da 2009'dan sonra belki de ilk kez yenecekler. 85. dakika skoru 3-0. Sonuçların akabininde maçlar eşitleniyor ve Arsenal Manchester City'nin 1 puan önüne geçiyor. Joshko Gvardiol. Rodri. Yine top Fulham'da kaldı. Bezi. Robinson. Topu da taşıdı Robinson. Büyük de alkış aldı teknik direktör Marco Silva'dan. Axel Iwobi. Ruben Dias karşısında Iwobi. Tutakladı ve 3 dakikalık bir kayıp zaman. Akanji uzaklaştırdı. Manchester City hala gol arıyor ama bulamadı bir türlü aradığı golü Manchester City. Bernardo Silva.
Bu sezon en son Aston Villa maçında gol atamamıştı Manchester City. Ve evet, Anthony Taylor maçı bitirdi. Fulham 3, Manchester City 0. Fulham da sırasını, basamağını arttırıyor belki de. Avrupa mücadelesi için hala savaşmaya devam edecekler.